Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba değerli Fuar TV izleyicileri. Sizler için adım adım fuarları takip etmeye devam ediyoruz. Bugün İzmir'deyiz ve 2018 Reading Fashion Fuarındayız. Fuar katılımcılarımızdan Maskulini firmasına konuk olduk ve yanımızda firma sahiplerimizden Atilla Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan hizmetlerle alakalı neler aktaracak? Merhabalar Atilla Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Hayırlı fuarlar öncelikle sizlere. Teşekkür ederiz. Ve sizleri biraz tanımak istiyoruz. Bu sektöre girişiniz nasıl oldu? Sizlerden dinleyelim. Ben 1984 doğumluyum. Almanya doğumluyum. Sektörün içinde yaklaşık 10 senedir çalışıyorum. Hemen hemen her pozisyonda çalıştım. Firmam adına da şu an designerlık yapıyorum. Modelleri belirliyorum. Çizimleri yapıyorum. Satıştaki arkadaşlarıma da en güncel, en güzel modelleri sunma çabasındayım. Evet. Biraz modellerden bahsedelim o zaman. Her zaman farklı olmayı tercih ediyoruz biz. Yani benim auram buna yönelik. Cesaret gerektirebilecek renkleri ve kombinasyonları tercih ediyorum. Tabii ki bizim önümüzü açan çeşitli müşterilerimiz de var. Onlardan da fikirler, feyizler alıyoruz. Sektörün dinamiği bizim için çok önemli. Ticari olmasının yanı sıra yaptığımız iş gereği fashion kesime de hitap etmek istiyoruz. Özellikle modellerimiz agresif olması bizim için daha önemli. Çünkü biz 18-25 yaş arası Avrupalı kesime hitap etme çabasındayız. Hem ülkemize katkıdan dolayı hem de firmamızın gelişimi için önemli olduğunu düşünüyoruz. Hedeflerimizin arasında direkt yurt dışı var. Ülkemiz için de katkısı olacağını düşündüğümüzden organizasyonumuzu tamamen bu yöne çevirmiş bulunmaktayız. Peki 2018 modasından bahsedelim mi biraz? Biz bu sene açık, fresh renkleri tercih ettik. Pembe rengi, pudra rengi, bej rengi, mor renkleri ön plana çıkarttığımız renkler bu sene. Fakat hiç vazgeçemediğimiz kahve tonlarımız var. Siyah zaten erkeğin rengi, ondan hiçbir zaman vazgeçemiyoruz. Tabii beyaz ürünlerimiz de var. Renk çeşitliliğimizi müşterilerimize göre de belirliyoruz açıkçası. Kesimler peki? Kesimlerimiz her zaman slim, kısa, dar pantolonlardan, dar paça pantolonlardan oluşuyor. O yüzden kesimlerimiz genelde slim. Peki nelere dikkat ediyorsunuz üretimde? Önceliğimiz kalite. Ne olursa olsun kaliteden ödün vermemeye çalışıyoruz. Çünkü Avrupalı müşterilerimiz ilk kıstasları kalite gerçekten. Bizi bu konuda da yukarı çekiyorlar. O yüzden birinci önceliğimiz kalite bizim. Daha sonra da modellerimizin çeşitliliği geliyor. Bunlar bizim için çok önemli. Her sene daha önceki sene yaptığımızın yani birkaç kat önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu şekilde de devam ediyoruz işimize. Peki sizlere göre bu saydığınız unsurlar sektördeki farkınızı oluşturuyor mu? Kesinlikle oluşturuyor. Zaten bunun en güzel cevabını da müşterilerimiz veriyor. Daha evvelki çalıştığımız müşterilerle yeni müşterilerimizin fikirlerini çok önemsiyoruz. Söylediği eleştirileri, olumlu olumsuz eleştirileri çok önemsiyoruz. Bu da bize önümüzdeki sene için bir cesaret veriyor, fikir de veriyor açıkçası. Peki, fuarları ne derece takip ediyorsunuz? Bir ARGE ekibimiz var. Hem kumaş fuarlarını hem de bizi temsil eden firmalarımızın katılmış olduğu fuarlar var. Kendi etiketleriyle üretim yaptığımız firmalar var. Tabii ki bu firmalara nezaket ziyaretlerinde bulunuyoruz. Önemli eleştirileri almak için gidiyoruz. Çünkü onların da müşterilerin onlara karşı eleştirileri oluyor. Onları dinlemek bizim için çok önemli. ARGE ekibimiz
hem bunun için ziyarete gidiyor hem de ürünü bir sonraki sene geliştirmek için çeşitli fuarlara ziyaretlerde bulunuyorlar. Şu an iki markayla ilerliyoruz. Evet. İki markamız var. Markamızın bir tanesi %100 Avrupa pazarını zorluyor. Diğer bir markamız da Orta Doğu ve Rusya bölgesindeki ülkeleri zorluyor. Bu şekilde bir ayrım yaparak ilerliyoruz. Çünkü hedefleri küçülterek ilerlemek bizim için doğru seçenek gibi geliyor. Bu yüzden de iki markayla devam ediyoruz. Peki yeni proje olacak mı ilerleyen günler için? Yeni proje mutlaka olacak çünkü bizim için projenin bitmesi demek, yani işimizin bir yerde tıkanmış olması gibi bir şey. Gelinlik hedefimiz var bizim. Abiye işine girebiliriz. Şu anda Ar-Ge ekibimiz bunu da takip ediyor. Çeşitli hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda da fikirlerimiz güncel şekilde bir kenarda duruyor. Umarım başarılı olursunuz Akdeniz adında. Peki buradan izleyicilerimize sektörle alakalı neler ileteceksiniz? Son görüşlerinizi alabilir miyiz? Türkiye'nin ben Avrupa açısından fark edildiğini düşünüyorum. Şöyle bir yakıştırma yapacağım yanlış olmazsa. Avrupa'nın Çin'i olma yolunda güzel ilerliyoruz kalite anlamında. Ve fark edildiğimizi de düşünüyorum. Sadece kendi firmam için söylemiyorum bunu. Türkiye'deki diğer meslektaşlarım için de söylüyorum. Fuar kalitelerimiz, stand kalitelerimiz, ürün kalitelerimiz çok arttı. Ar-Ge'lerimiz artık bir önceki senelere göre çok daha kuvvetli. Bizi takip etmeye devam etsinler. Evet, teşekkür ediyoruz sizlere. Ben teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Başka bir programda görüşmek üzere diyelim o zaman. Evet değerli izleyicilerimiz, bugünkü durağımız İzmir dedik ve 2018 Wedding Fashion Fuarı devam ediyor. Fuar katılımcılarımızdan maskuliniteye konuk olmuştuk. Şimdilik bu standtan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.